öğrencilere cem 20 modda geliştirmişti. Otomobillendirin, dersiniz ucuzluğa tarzı. Dersinizi yok değil, sizin doyumun. Dersinizi boş eder, tam hoca okul barışmışsınız gerek. Kozlarından sizler bilen, demek bugün bugün de şu küçük yusumlarınızı hemen kavrayarak bizi boş para yedirken hem de resmi rutanınızı boş para yedirken rahatlardan kısmaca savaşı okulamda, hızlıca savaşı ol. Boşlarınız, boş vardırımız kimdi? Bugün bugün de kavrayarak alıp boş yedirken boş vardı. Dış hocam? Abdullah. Arayıp, Abdullah, arayıp. Yakşı. Bizim hak talim vardırımız kim? Kim aytadı? Kim aytadı? Abi pozisyon. Bahtiyor Sayıdı. Yaşı bugün sizinle hemen kamraya hakimi lavazında kim işlemekte? Kim aytadı? Dertliğine. Şarkı Can Trazov. Yaşı hemen kamraya katan başkamak boşluğu kim? Kim aytadı? Lazbik. Dışarıcan Trazov. Yaşı çözdüm ha hakimi kim? Kim aytadı? Lazbik. Dışarıcan Trazov. Beyzat Hamdan. Beyzat Hamdan. Yaşı. Çözdüm ha hatanın başkamak boşluğu kim? Zahmine, Tuvançbek Kalim, yakışı. Demek biz, olduk. Tümayenimizde, şu bro yakışımızda rakparlandırdı bozduk. Boşka siyasi savunucu okularını tam kurganlık oluş, siz gevazıydı. Devam etmemiz, demek dersimiz Uzbekistan tarzı fanı. Utkan Mahmut'da, Fayt Mahmut'da yaklaşkan edik. Tümayetlerdi, Akram Ali'ni. Kuban Halik'de harbi iş. Yakışı. Biz oldun, Kuban Halligi'de harbi iş mağdusunu takılılaştan oldun. Kuban Halligi hakkında gazeteşirdik. Hop, demek ki Kuban Halligi dersler fakat yine Farbona Gloyak'ta çekerlen geldi. Keyin çaylıgısı 19. asrının birinci yarımına gelip, 3'te 19. asrının yarımına gelip, Orta Osyo'daki Halliglerinin en kaktasıyla aylandı. Cüdayan kakta hududlarını uç içine oldu. Demek ben şu mantarda yok ya konuklarım içinde, ben şu kupon konuluğu en katta hududlarına ilgi buldu. Demek konuluk dersler birinci uğrunda şimolda bin çekenelerden sıyırdılarını şartta şartlı Türkistan bilen şu bilen birgelikte katta Buhoro ve Hile konuklarına bilen çekenedoş buldu. Hocamız değilse Türkistan bana hoş geyin. Şubular bir geldikte o şey Daşkıçok Gece borup çözülgen bir hududlar Daşkıçok hazır ki Canibi Kazakistan'ın Canibi kusurlar Soktadırken Kazakistan Demek Respublikası'nın Canibi yücelleri o şey Bugün gününde cüdeye bu katkın kurdu Şubular bir geldikte yenip ben işte Ben aşı joyda cizden Bular kura tepe Hocam sınan kura tepe Doğayın bu kora amirliği bilen Kukon poli burtası talak bulunan yerler, bana kızık çizgilerden yerler. Bu yan, kukon poli, kukora poli, amirliği bilen talak bulunan için kukura kukon poli takibi de bulunan, takibi de kuşluyan. Lekin aslı çekerası hududu kukora amirliği parayı. Lekin onu kukon poli uzunluğu ölçüde hareket kurganırken. Kukon poli gini asosiy, demek, asosçısı kim bu genekten? Kaçan asosçısı o genekten? Kim aytardı? Kim aytardı? Hani? Fatime? 1200 yılında Şahruki asosçılar Dormundur'un asosçısı. Yaşı. Demek 1700 Kupan Halli'nin asosçısı Şahruki toplanırdı. Şahruki Nihiller Uruğu'dan bu genekten. Farmonik'e kegenden kim? Demek 1700 yılında Şahruki asosçısı. O kukon halligini urgan işimizde biz kaysır goyat diyen urganı mutluyduk kim aytadı? Hani Zuhra da işitemiz var sana. Bu rivayet tarihin kitaplarında 6. sınavlar kırılırken rivayetke göre Babur Mirza Şeybaniyeden yürüyebilir. Mavra Ünlar Fadan Salvan'ı arkayı çıkıp getirdi ve yolda ayollardan biri oğul Fasan kuradı. Onu alıp getirdiler. Aksince kımarlı oğul dinler büyümlerden gizletilirken beşikke belirlediler ve kısmetkarlardan birini bolamdan kaldırıp hiç yerde bola kaldırılgan joyda Uzbeklerin çok Min Kazak uruguları var idi. Balanın min uruguları terbiyeliydi ve önce altın bişikdi. İsim bu işe de Kiyin Çelik altın bişik min uruguları ürünlendi ve
bir o'g'il farzand ko'radi. Unga Tanriyor deb ism qo'yishadi. Tanriyor Farg'ona hukmdori bo'ladi va davlatni bir unvonda boshqaradi. Rivoyat tarixiy sulola shajarasining Temuriylarga borib taqalishi ma'muriyat bilan qayd etilgan. Olimxon nomiga esa Musofiron unvoni ham qo'shib yoziladigan bo'lgan. Bu esa minglarning Temuriylardan kelib chiqishini xizmat qilgan. Ha, demak shunga asos bo'ladi deb aytish kerak-da. Demak, juda ham o'tiring yaxshi. Demak, mana ko'rib turibsiz, Qo'qon xonligining kelib chiqishi bir hisobdan shu Temuriylarga ham borib taqaladi deb aytishyapti tarixchilar rivoyatlarda. Demak, biz Qo'qon xonligini o'rganishda asosan turli xil manbalarga tayanib o'rganamiz. Xo'p, endi Qo'qon xonligi haqida ma'lumot qisqagina ma'lumotga ega bo'ldik. Hozir biz o'tgan darsimizda o'sha harbiy ish mavzusini tezkor savol-javoblar bilan hammalaringiz taqdimni qilib kelganman. Darrov o'qiymiz-da, savollarga javob topamiz. Tarif daftarlarimizga ochib qo'yamiz o'rida. Qanaqa olamiz? Xudoyorxon, o'z davrida yangi zamonaviy to'p tushdi. O'tiring, birinchilardan bo'lib Xudoyorxon zamonaviy to'p tushdi. Yaqinda tayyor bo'lsin. Xo'p. Xo'p, kim edi? Xo'p, xonadagi dam o'tkazib, necha kun ichida o'tsa, ichida ne? Hal ali devorlarni ustiga o'rnatilgan, yaxshi. Demak, haqiqatda qo'shinlarda farq bor. Demak, ko'pchi qo'shin degani o'sha
to'xtar qurollaridan tashkil topgan demak qo'shin turidi. Lekin mana shunday soliqlarni ko'plab olinishi, o'sha harbiy ishlarda amalga oshirilgan ishlarni demak fond kim yordamida qilgan? Albatta xalq yordamida qilgani. O'sha davrda Qo'qon xonligi monarxiya hisoblanib, demak hamma narsa Qo'qon xoniga tegishli bo'lgan. O'sha yerlar, joylar shuning uchun Qo'qon xonligida faqatgina aholi emas, barcha o'sha davlat lavozimlarida ishlagan shaxslar xonga bevosita bosh egkan va o'sha xonlik tomonidan buyurgan urushlar bo'ladimi, o'sha soliqlar bo'ladimi, hammasi demak o'zini vazifasini o'z vaqtida bajargan ekan. Hozir biz mana shu Qo'qon xonligining eng oxirgi xoni o'sha Xudoyorxonning o'sha qurdirgan saroyi haqida ko'ramiz. Quloq bir demak sal dam olamiz bu orada. Qani hamma o'sha monitorga qarab tomosha qilamiz, keyin davom etamiz. Mana qo'shimcha ma'lumotlarni ham eshitib oldingiz. Hop, endi mavzuyimizga qaytamiz. O'tilgan mavzu yuzasidan kimda savollar bor? Savol bormi? Bo'lmasa mavzuni yozamiz. Bugungi mavzuyimiz Qo'qon xonligida ijtimoiy iqtisodiy hayot. Davom ettiramiz Qo'qon xonligi mavzusini. Yetishtirilgan hosilning 5/1 qismi miqdorida soliq to'laganlar, ular o'z yerlarini farzandlariga bir qismini qoldirish uchun vaqf avlod qilganlar. Vaqf avlod qilganlar, vaqf avlod ma'lum bir muassasa, ya'ni diniy muassasa nomiga vaqf avlod qilishdir. Ya'ni chunki vaqf yerlari meros qilib qoldirilmaydi, hadya qilinmaydi. Hadiya qilish mumkin bo'lmaganligi sababli shunday yo'l tutganlar. Bu yerni vaqf avlod qiladigan amaldorga bevosita u yer tegishli bo'lardi va xonlikda ikkinchi toifa yerlar ham mavjud bo'lgan. Gul olayapti sizga. Bunday yerlardan soliq olinmagan, davlat yerlarini sotilganligi yoki sotib olinganligi to'g'risidagi hujjat qozixonalarda imzolanganda yer sotuvchining o'zi, ya'ni xonlik o'zi ham ishtirok etgan xususiy yer mulk egaligi harbiy xizmatchilarga yer berish orqali ham shakllantirilgan harbiylarga berilgan yerlar tanho yerlar deb atalgan mulklarning ko'pchiligi 30-30 sotixgacha bo'lgan yerlarga ishtirok berish uchun dehqonlar ijaraga berilgan dehqonlar xon yerlarida ham xizmat qilishgan mehnat qilishgan xon yerlarida ishlash uchun safarbar etilganlarning soni 10,000 nafarga yetardi. Qora boshi
Hücmen dışında çorbadarlardan malbaşı gibi parası gibi harap olunan diken zekat bu. Mahalle varı o şartın ise Qo'qon deyiladi. Yoki Qo'qon deb ataganlar. Mana 18-19-20-yil birinchi yarmida Qo'qon va nafaqat Qo'qonning balki O'rta Osiyoning ham yirik shaharlaridan biri edi. 1842-yilda esa Qo'qon shahri mustaqil devor bilan o'rildi. Andijon, Orta Osiyoning mashhur shaharlaridan biri bo'lgan Andijon yuz yillik yo'lda bunyod etilgan. Arablar istiqrar qilgan davrda shahar Andijon deb atalgan. Tarixchi olim Alimjon Muhammadjonovning ta'kidlashicha, Andijon soy bo'yidagi shahar degan ma'noni anglatadi. Andijon 15-chi asrdan boshlab Farg'ona vodiysining markaziga aylandi. Hozir mavzu nima hammamiz eshitdingiz. Ertaga maytoga qaraylik, keyin davom ettiramiz. Mavzu nima? O'sha Qo'qon xonligining tashkil topishidagi o'sha keyingi Qo'qon xonligining o'sha 18-chi asr oxiri 19-chi asr boshlaridagi umumiy o'sha raqamlar bor, shuni ko'rsak. Bo'lindi dedi Akramaliyeva, mana shu Toshkentdagi o'sha Qo'qon xonligi tomonidan ta'mirlangan, chiroyli qilingan Qo'qondosh madrasasi Toshkentda joylashgan. Baroqxon madrasasi ham bor edi. Baroqxon madrasasi ham bor. Demak, qanday qilib mana sizlar doimiy o'sha o'tgan kunlar filmida ham ko'rgansizlar-a? Toshkent bekligi o'sha davrda, demak, Qo'qon xonligiga qaram bo'lgan ekan. Kim davrida qo'shib olinibdi? Qo'qon davrida mana shu Baroqxon madrasasi. Demak, mana nihoyatda hudud katta hududlarni o'z ichiga olgan Qo'qon xonligi Chorasiyasi 1430-yil davrida 3ta xon Xiva xonligi, Buxoro amirligi hamda Toshkent bekligi Qo'qon xonligi oxirgi marotaba egallagan, demak, xonlik hisoblanarkan. Chunki u Xudoyor xonligi darsi boshlarida o'tdik. Usmoniylar davlatidan Qo'qotar buzoqda o'sha qurollarni olib kelganligi sababli 12 darvozasiga o'sha burchlarga burchlar nima edi? Burch nima edi? Burch qotda o'sha qal'alarga nima qilingan? Teshib qo'yilgan. Bu tomondan ko'rinmaydi, bu tarafdagi odamda o'tadigan, demak, katta teshiklar. Demak, yana bitta narsa, Xudoyorxon o'sha Qo'qon xonligini chorasiyadan o'sha tashqi dushmanlardan himoya qilish uchun shaharni atrofini nimalar bilan to'ldirgan? Xandaqlarni qazib, ularni suv bilan to'ldirgan. Xo'p, Qo'qon xonligida o'sha asl ko'rinishi bor edi, shu asrdagi biz hozir ko'rganimiz Xudoyorxon saroyi haqidagi ma'lumotlarni eshitganmiz, endi bugungi kundagi. Lekin Qo'qon xonini tushadi, mana o'sha Qo'qon xonligida so'zda aytgan Madalixon madrasasi hamda Sulton Murodbek madrasasi. Qo'qon xonligida, demak, ijtimoiy iqtisodiy hayot bilan birgalikda fan va madaniyat ham nima qilgan ekan, nihoyatda rivojlangan ekan. Buyuk shoirlar, allomalar o'tgan, demak, ularda biz birinchi o'rinda kimni esga olishimiz mumkin? Mohlar oyim, Nodira begim, Uvaysi, undan tashqari Umarxonni o'zi,
judayam ko'p, demak, Qo'qonda madaniy markazlar faoliyat yuritgan ekan. Xo'p, endi o'tilgan mavzuni yana qo'shimcha ma'lumot sizlarga Qo'qon Qudoyxon davri, demak, Qudoyxon davrida Qo'qon xon, so'nggi xon Qudoyxon shu chorasiyasi egallab olgandan keyin iloji yo'q, davlatni xonlikni tashlab ketadi va fan kabimanga bir necha marotaba maktublar yozib Qo'qon xonligiga qaytishini so'raydi. Lekin kabiman buni rad etadi. Bo'lsa bo'lgandan keyin biz buni 9-O'zbekiston tarixida to'liq o'rganamiz. Hozir biz o'sha Qo'qonni o'sha 18-asrdagi ahvollar hayot haqida gaplashyapmiz. Lekin kabimanga yaqin yo'latmaydi va oxiri bu o'sha Afg'onistonda Hirotda vafot etdi. Mavjudatlar savollaringizni tayyorlab turadilar. Tushunmagan joylaringni krossvord tuzib ketish buyurdim. Tuzdilaringmi? Darrov aralashamiz va bajaramiz. Qo'qon qilamiz, guruhlar bilan bo'laylar. Devor olamiz, devor bo'lamiz. Yo'q. Va kecha Qo'qon xonligida madaniy hayot markazida tayyorlanamiz va yaxshi ishtirok etganlar kundalik dasturlarimiz.